Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 81. kısımdan devam ediyoruz. 18. soru. Resullerin makamının karşısında velilerin makamı nerededir? Cevap. Onların makamları paraleldir. Şu var ki nebilerin makamı mertebe bakımından 4. makamdadır. Çünkü mertebeler insana mutluluk verecek şekilde 4 tanedir. Bunlar iman, velilik, nebilik ve resullüktür. Resullerin nebilerin makamının karşısındaki yeri şeriat getiren nebilerden ikinci, nebilerin makamında nesi üçüncü mertebededir. Bilgi veliliğin şartlarından iken iman onun şartı değildir. Çünkü imanın dayanağı haberdir. Bilgiyle birlikte habere gerek yoktur. Bu ise ya imkansızla ilgili bir haberdir. Buna örnek olarak Allah için mekanı verebiliriz ya da imkan dahilindeki bir şeyle ilgilidir. Bu ise haber vereni kendisiyle ilişkilendirmesi mümkün olan bilinmeyen konulardan haber vermektir. Allah'ın bildiğini bilenlerin ilk mertebesinde veliler bulunur. Çünkü Allah bir cahili veli edinmez. Bu şekilci bilginlerin farkına varamadığı bir meseledir. Velilik feleği altına hangi şekilde olursa olsun Allah'ı bilen herkes girer. Velilik feleği birinci makamdır. Sonra nebilik, sonra resullük ve iman gelir. Dolayısıyla o yani velilik mertebesi bize göre sıraladığımız şekildedir. Burada velilik, sonra iman, sonra nebilik, sonra resullük gelir. Şekilci bilginlere ve bu özel yolun dışındaki insanların geneline göre birinci mertebe iman, sonra velilik, sonra nebilik ve sonra resullük gelir. Biz bu konuda sıradan insanların ve şekilci bilginlerin bildiği tarzı cevap verdik ve farklı yönlere göre bu mertebelerin nasıl olduğunu açıkladık. Öyleyse hangi tarzda olursa olsun Allah'ı bilenler Allah'ın velileridir. Çünkü onlar mertebelerin en üstününü elde etmişlerdir. Allah bu üstünlük nedeniyle o mertebenin mensuplarını bu mertebelerde kendisine ortak yapmış ve şöyle buyurmuştur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına tanıklık eder. Allah kendisinin kendisi hakkındaki tanıklığını başkasının tanıklığından ayırt etmek için ayrım bağlacı getirmiş ve bağlaçla devam ederek ve melekler demiştir. Burada ilah olması yönünden ilişkideki yakınlık nedeniyle melekler önce zikredildi. Şeriatta olduğu kadar soylu ve bilginlerin örfünde en yakın komşu belirli bir nitelikte ortak olsalar bile diğer yönlerden uzak olan komşudan önce gelir. Biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezseniz ayetinde Allah'ın yarattıklarına bir rahmeti vardır. Bunun kadrini sadece Allah'ı bilenler takdir edebilir. Öyleyse biz en yakın komşuyuz. Komşunun ise şeriat ehlinin bildiği meşru bir hakkı vardır. Başka bir ayette ise biz ona şah damarından daha yakınız denilir. Öyleyse komşunun komşu üzerinde belirlenmiş hakkını Allah'tan isteyebilmesi için insanın ölüm vaktinde bu ilahi komşuluğu aklında tutması gerekir. Bu hak için Allah peygamberine şöyle demeyi emretmiştir. De ki Rabbim hak ile hüküm ver. Yani bize yasa yaptığın hak ile bize davran ki Kerem'in gerektirdiği şeylerden hiçbirini inkar etmeyelim. İnsanlar bu iki ayette kullara dönük inayeti bilselerdi, açıklanması mümkün olmayan bir halde olurlardı. Allahu Teala şöyle der: De ki, herkes yaratılışında amel eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benzer bir bağlamda şükreden bir kul olmayayım mı der. Allah şöyle devam eder: Ve bilgi sahipleri. Kastedilen cin, insan, analar ve türeyenlerden onlara ortak olan Allah'ı bilenlerdir. Allah komşuluk hakkı nedeniyle melekler de bize şefaat edebilsin diye onları meleklere komşu yaptı. Ondan başka ilah olmadığına tanıklık ederler. Ondan zamiri Allah'a döner. Buna göre alimlerin Allah'ın birliği hakkındaki tanıklıkları bu konudaki mertebelerine göre değişir. Bu nedenle Allah kendisinin kendisi hakkındaki tanıklığı ile alemlerin onun hakkındaki tanıklığını ayırt etmiştir. Sonra şöyle buyurur. Adalet yani kıst ile ayakta duranlar. Başka bir ifadeyle iki tanıklığı kendisiyle ayırt ettiği konuda adalet ayakta duranlar demektir. Sonra kendiliğinden şöyle der. Ondan başka ilah yoktur. Bu ona ait ilk tanıklığın benzeridir. Böylelikle bedbahtlık tevhidi söyleyen kişiye ulaşamasın diye onu bilen kişinin tevhid tanıklığı kendisini çevrilen iki ilahi tanıklık arasında gerçekleşmiştir. Sonra şu sözüyle tamamlamıştır. O azizdir.
Böyle dirilmesinin hedefi ona ait üçüncü tanıklığın kendisine bitişen izzet nedeniyle ilki gibi olduğunu bildirmektir. Başka bir ifadeyle ona ancak o ulaşabilir. Çünkü onun tanıklığı izzetiyle yasaklanmış bir korudur. Bu tanıklık yaratıklardan meydana gelseydi Allah'a yasaklanmış bir koru olamazdı. İzzetin tanıklığa izafe edilmesi onun Allah'ın kendisi için yaptığı bir tanıklık olduğunu gösterir. Allah hakimdir. Bunun zikredilmesinin amacı bu tanıklığı yapana mutluluk verecek olan bu tertibin varlığıdır. Çünkü ayet onu el-evvel ve el-ahir ismi yönünden Allah'a mensup iki şahitlik arasına yerleştirmiştir. Yaratıkların tanıklığı ise Allah'a nispet edilen bu iki tanıklığın arasındadır. Eşyanın kadrini takdir eden Allah münezzehtir. Alem onları hakkıyla takdir etmekten acizdir. Alem kendilerini yaratanı hakkıyla nasıl takdir edebilir ki? Bu keşif Resulluğu yönünden peygambere varislik makamından ortaya çıkar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına Allah ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz der. Onlar Allah'ı bilen Allah ehlidir. Hak onları Allah'a davette peygamberler makamına yerleştirmiştir. Onlar salt haber vermek üzere mutlak nebilik doğru bir dille Allah'a davet eden kimselerdir. Onları böyle nitelemek kendilerine gösterilen bir ilgidir. Burada yasak koyucu nebilik değil, meşru bir emri korumaya dönük basiret üzere nebilik söz konusudur. 19. soru. Nebilerin veliler karşısındaki makamı nerededir? Cevap. Nebilikte velilik özel bir durumdur ve nebilik makamının paralelindedir. Şu var ki o daha önce zikredilen mertebelere göre 3. makamdadır. Burada sorunun şeriat getiren nebilik ile genel nebilik arasındaki farkı açıklamak üzere sorulması yerindedir. Söz konusu olan şeriat getiren nebiler ise veliler karşısında onlar 3. derecededir. Kastedilen sözlük anlamıyla nebilik ise onlar 2. mertebededir. Bilmelisin ki veliler 4 düşmana karşı cihat ederken Allah'ın kendilerine yardım işini üstlendiği kimselerdir. Bu 4 düşman heva yani arzu gücü, nefs, dünya ve şeytandır. Bunları tanımak muhasibiye göre marifetin esasıdır. Tirmizi bu soruyla nebilerin veliler karşısındaki yerini başka bir ifadeyle veli nebilerin makamını sormuş olabilir. Söz konusu nebilik şeriat getiren nebilik olmadığı için kesilmeyeceğini söylediğimiz nebiliktir. Aynı şekilde nebi olan resullerin makamının sorulması da böyledir. Buna yanıt olarak deriz ki nebilerin velilerinin makamları ilahi mertebeden ferdaniyettir. Onları kulluğa sevk eden isim ise el-ferddir. Onlar fertler diye isimlendirilen kimselerdir. İşte bu şeriat nebiliği değil, velayet nebiliği makamıdır. Nebi Resullerin makamına gelirsek, onlara uyanların kendisine göre ibadet ettikleri özellikleri vardır. Buna örnek olarak hakkında müminlerden farklı olarak sana özgü denilen Muhammed'i verebiliriz. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem özgü olan şey hibe nikahıdır. Resullerin bir kısmının ayrıcalığı varken bir kısmına Allah ümmetlerinden başka bir ayrıcalık tahsis etmemiştir. Veliler içinde de nebiler vardır. Yani sadece nebi adına gerçekleşebilecek ilahi bir bilgi onlara da tahsis edilmiştir. Onların verdikleri haberde Allah karşısındaki durumları meleklerin durumuna benzer. Bu nedenle peygamberi yani Musa hakkında Hızır bilgi bakımından kuşatamadığın şey demiştir. Yani o senin zevkindir. Ey Musa demektir. Halbuki Hazreti Musa Allah'ın konuştuğu kimseydi. Hızır gemiyi yarmış, çocuğu bir hüküm olarak öldürmüş, güzel ahlakın gereği olarak duvarı onarmıştı. Bütün bunları Hakk'ın emriyle yapmıştı. Başka bir örnek ise Cebrail'in veya herhangi bir meleğin eliyle şehirlerin yere batırılmasını verebiliriz. İnsanlar karşısında fertler, melekler karşısındaki güçlü meleklere benzer. Onların nebileri ise nebiler karşısındaki resullere benzer.